Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapmak isteriz? Cezaevine. Nasıl yani Cemre? Cezaevine gitmem lazım. Bir işim var orada. Sen nereye gidiyorsun bu halde Cemre? Hiçbir yere gitmek yok. Gidemezsin. Yok öyle şey. Abla biraz da sen söyle ya. Dinlemiyor beni ya. Hayır tamam. O zaman yolla bir arkadaşını. O baksın. Sen illa gitmek zorunda mısın? Evet şart. Başkası olmaz. Ya başkası ne benim gördüğümü görebilir, ne de hissettiğimi hissedebilir. Bu eleman senin müvekkilin değil değil mi? Hayır değil. Bu hayatta en son savunacağım kişi. E tamam o zaman niye görmek zorundasın anlamıyorum. Görüp ne yapacaksın? Ben ayılıyorum abla. Gidip gördüğünde ne yapacağını biliyorum Cemre'nin. Test ettim daha önce, tecrübe ettim. O zaman beni eve atsanıza. Tamam ablam. Demir Alkan. Avukat görüşü. Yıl önce bu vekaletnameyi bana vermiştin. Bana bir şey olursa sen beni savun demiştin. Artık bir işe yaramaz tabii ama içeriye girmeme yardımcı oldu. Evet. Dinliyorum. Söyleyeceğim hiçbir sözün seni etkilemeyeceğini biliyorum. Ne bir isyan, ne bir suçlama, ne bir sevgi sözcüğü. Hiçbiri etkilemeyecek. Ne olacaktı Demir? Bana istediğin şeyleri yapabilseydin ne olacaktı? Ben sana söyleyeyim. Sen yine burada olacaktın. Ben beni sevenlerle, sevdiklerimle dışarıda olacaktım. Dışarıda beni iyileştirmek isteyen insanlar var. Bana ne yaparsan yap, onların yardımıyla ben her türlü toparlardım. Ama sen, seni kim toparlayacak? Ben bir şekilde iyi olurum. Benim için üzülme. Üzülmüyorum. İstediğin oldu, layık olduğun yerdesin. Yığınla fırsatın varken yine azmettin ve değişmemeyi başardın. Ve buradan çıkamayacağını bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Zafer'in tadını çıkar. Bir tık düşük. Niye? Sen hayatımda olmasaydı ben ne yapardım düşünmek bile istemiyorum. E düşünme o zaman. Ya bırak dağınık kalsın ya. Eski hayatından kalan son kaleyi de yıktın zaten biraz önce içeride. Kalan sahalar bizimdir. Yeter tamam. Bak buradayız. Bazen şaşırtıyorsun beni. Demir'le görüşmeme bile itiraz etmedin. Ya etsem ne olacak ki Cemre? Yine kendi bildiğini okuyacaksın. Geleceksin görüşeceksin işte. 2-2-4 biliyoruz. Ayrıca artık seni tanıyoruz biz Cemre. Senin hesaplaşma biçimin bu. Sen gideceksin, karşısına oturacaksın. Sonra bakacaksın gözlerine.
Ondan sonra kararını vereceksin. Senin olayın bu. Benim de gözlerime baktın. Oradan biliyorum. Ve masum olduğuna inandım. Ya bırak. Ne demek bırak? Sen ondan önce başka bir şey anladın. Ha, neyi anlamışım? Aşık olduğunu. Aşık olduğunu. Aklımın ucundan bile geçmeden. Diyorsun. Evet. Yani biraz etkilenmiş olabilirim ama aşık diyorsun. Ne diyeceğim başka? Aşk diyorum tabii canım. Ya. Aşık diyorum. Ne diyeceğim başka? Sen ne hissettin? Hangi konuda? Ya beni ilk gördüğünde görüş odasında ne hissettin? Dedim ki bu kız dedim. Bu kız dedim ortalığı gazıp kavuracak dedim. Bu kız dedim beni yakacak dedim. Sonra küllerimden tekrar doğuracak beni dedim. Sonra ben tekrar dedim kalkıp Cemre'nin yine gözlerine bakacağım dedim. İşte bu kız öyle bir kız dedim. Falan. Sen ne düşündün? Çocuk çok güzel bakıyor dedim. Bu kadar güzel bakan biri nasıl kötü olabilir ki diye düşünmüştüm. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz insan olabileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi. Ölmeyi bir türlü beceremiyorsun Kadir. Kendini geliştirmen lazım. Becereceğim, becereceğim. Yakında becereceğim, onu da becereceğim. Allah gecinden versin. Eyvallah. Ailen nasıl? İyi. Annesine kavuştuğuna sevinmiştir. Sevindi, mutlu oldu. Sevinmesin mi? Sevinsin. Umarım bir daha yaşamaz böyle şeyler. Cansız öldü mü? Cansız'ın göğsüne iki kurşun sıktım. Böyle gözümün önünde yayıldı. Sonra adamları geldi, sürükleyip aldılar. Ölmediyse bile ölecektir. Göğsüne aldığı yaralar onu yaşatmaz. Belki de bir yerlerde ölmüştür. Yani Cansız'ı öldürmek bana nasip oldu. Kıskandın mı? Kıskanmadım, açık konuşayım. Ayrıca Cansız'ın cesedini görmeden, onun cesedinin üzerine toprak atmadan ben Cansız'ın öldüğüne inanmam. Doğru, doğru söylüyorsun. Ama Cansız yaşıyorsa bile sana bulaşmayacaktır. Seni öldürmek isteseydi çoktan ölmüştün. Eline bir sürü fırsat geçti. Benim tanıdığım Cansız eline geçen fırsatları tepmez. Cansız ikimiz de tanımıyor. Ama sen onun oğlusun, sen... Veli, Veli. Tamam. Tamam. Haklısın. Eğer yaşıyorsa, yani karşıma çıkarsa, bir haber alırsam, ilk sana haber veririm. Bana haber vermene gerek yok. Eğer Cansız senin mermilerinden bir şekilde hayatta kalırsa, gelip de bulacağı ilk adam benim zaten. Ama ben mutlu olmak istiyorum artık. Sen mutlu olmak istiyorsun ha? Vay be, vay be. Büyük gelişme. Veli. Sevdiğim insanları kaybettim. Hepsi öldüler. Ve sadece ve sadece benim hırsımdan dolayı insanlar perme perişan oldular, bittiler. Anladın mı? O yüzden ben artık mutlu olmak istiyorum. Artık bu işleri bırakmak istiyorum. Artık bunlardan vazgeçmek istiyorum. Bunların kimseye bir faydası yok. Ha benim karşıma Cansız çıkarsa ve ben onu görürsem, onun kafasına kurşunları boşaltmaktan büyük memnuniyet duyarım. Çünkü o öldüğü zaman ancak benim içimdeki yangın söner. O öldüğü zaman ancak ben rahatlarım, içim soğur. Anladın mı beni? Eyvallah, eyvallah.
Kadir. Hani herkes der ya, kardeşler hep birbirini çok sever diye. Aslında işin aslı pek de öyle değil. Yani bazen kardeşler birbirinden nefret eder. Diğerinin sahip olduğu şeye sahip olmak ister. Ama yine de bu kardeş oldukları gerçeğini değiştirmez. Değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Mutluluklar kardeşim. Mutluluklar. İnsan başkalarının yanında duygularını ifade edemiyormuş. En azından ben öyle yapıyorum. Yani utanıyorum ben de. İnsanoğlu her şeye alışır derler ya. Alışamaz. Ya alışamaz ya da çok iyi bir şekilde gizler kendini. Alışırmış gibi davranır. Annesizliğe nasıl alışacaksın ki zaten? Annesizliğin, anne sevgisinin yerine ne koyacaksın ki zaten? Hiçbir şey. Ben çok geç kalmışım ya her şeye. Çok geç kalmışım. Her şeyi o kadar çok ertelemişim ki. Ama bundan sonra ertelemeyeceğim. Bundan sonra her şeyi zamanında yapacağım. Yıllar önce ertelediğim bir şey yapacağım ve senin de çok istediğin bir şey yapacağım. Sana seni sevdiğimi yeteri kadar söyledim mi, bunu yeteri kadar duydun mu bilmiyorum. Eğer hissettiremediysem beni ne olursun affet. Çünkü seni çok seviyorum anne. Çok. Sen iyi misin? Bir rahat edemedin sen. Yok, ben gayet rahatım.
Şimdi Zeynep. Haydi bakalım Kadir. Ne? Hayırdır ya, niye böyle kastın ki birden, onu anlamadım. Kim? Ben mi kastım? Aynen, sen kastın. Yok, ben bir şey kasmıyorum. Sen kasıyorsun, geldiğimizden beri kıpır kıpır durmadın yerinde. Ne söyleyeceksen söyle, vallahi gerildim. Korkutuyorsun. Yok yani, biz böyle sakin, normal, huzurlu bir şekilde konuşamayacak mıyız ya? Yani normalde konuşuyoruz da şimdi son zamanlarda ne normal olabildik, ne sakin olabildik, bir gerildim. Ya senin gerilmene gerek yok artık. Bundan sonra gerilme. Yani bundan sonra gerilme. Yani yeni bir hayatın başlangıcı olarak bunu düşün. Bunun öncesi ve bunun sonrası olarak bunu düşün. Tamam. O zaman sana bir şey sormak istiyorum. Tamam. Ama bu normal ve sakin bir durum değil mi? Yani bundan eminiz biz. Ya bir sabret, bir sus. Ben cümlemi bir bitireyim. Ya. Tamam. Söyle. Konuşabilir miyim? Tamam, konuş. Susuyorum. Tamam, susuyorsan başlayacağım. Ben seni ne kadar çok seviyorum demekten, yani Zeynep seni çok seviyorum demekten, sana senin için ölürüm demekten, yani bunlara sana çok dedim ya, anladın mı? Artık demek istemiyorum yani, şöyle bir yeni bambaşka bir şey söylemek istiyorum sana. Aslında güzel oluyordu arada söylesen, iyiydi yani. Yok yani güzel oluyor. Ben sana bunu hep çok zaman söyledim ya. Şimdi ha, bu arada bir dakika lafını kesiyorum. Ben aslında eskiden beri böyle bana söylenen şeyler tekrar söylenince hoşuma gidiyor. Yani çocukluğumdan beri öyle bir alışkanlığım var. Ben küçük bir not olarak iletim, devam et. Tamam, ben böyle benim karşılıklı böyle laflarımızı kesersek ben nasıl sana anlatayım ki bunu yani? O zaman susalım, manzaraya bakalım dedim. Yok tamam, tamam sustum. Ya bak, ben seni aşırı seviyorum. Aşırı seviyorum seni. Yani ne bileyim, böyle seni düşündüğüm zaman falan böyle nefessiz kalıyorum. Beynimi kaybediyorum falan, böyle kendi bir hoş oluyorum, böyle bir garip oluyorum. Bakma böyle suskun olduğum zamanlarda da seni seviyorum. Hani ben böyle mizacı olarak böyle suskun falan piştakış bir tipim ya. Hani sen belki düşünebilirsin, bu adam acaba beni hani hala seviyor mu, sevmiyor mu falan. Bazen de suskun bir insan oluyorum ama suskunluğum böyle seni sevmediğimden dolayı değil. Evet. Ya. Yani mutluluğum, mutsuzluğum, ne bileyim, gergin olduğum zaman, sevinçli olduğum zaman falan. Evet. Ne? İşte soracağın soruya cevap olarak evet yani. Evet, seninle evlenirim min evet. Ya ben sana onu... Ben sana onu sormayacaktım. Sen neden böyle bir şey yaptın? Anlamadım. Sen onu sormayacak mıydın? Hayır, ben başka bir şey soracaktım. Ya sen başka bir şey soracaktım sana. Papa, çok pardon. Çok pardon ya, tamam. Tamam, sen ne soracaksan sor. Hayır, iki saattir bir şey soracağım, soracağım diye bir türlü sormuyorsun ya. Doğal olarak ya ben de yanlış anladım. Yükseltme. Ne yükseltme ya? Yükseltirim, iki saattir bık 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 ağzına laf geveliyorsun. Adam gibi ne soracaksan sor. Fırsat vermiyorsun ki. Konuşayım. Tamam, verdim fırsat. Veriyorum fırsat. Hadi ne soracaksan söyle. Zaten işim gücüm var, gideceğim. Bak, soruyorum. Beni bir ömür boyu sever misin? Gerçekten mi? Bak, sana diyorum ki mesela benimle evlenecek misin demiyorum. Diyorum ki sana, beni bir ömür boyu sever misin diyorum sana. Yani bence bu mesela daha duygusal, ne bileyim, daha böyle bana şiirsel geliyor. Severim. Hem de çok severim. 10 tane ömrüm olsa yine seni çok severim.
Şimdi seni tanıştırmak istediğim bir arkadaş var. Şimdi sen bu yüzüğü tanımazsın. Ben kendisini 19 yaşımdayken almıştım. Ve 19 yaşımdan beri senin parmağına takılmak için bekliyor. Kendisi aşırı derecede sabırlı bir yüzüktür bu arada. Tanıştırayım. Böyle bakışın karşılıklı. Kaynaşın, birbirinizi sevin. Sevin yani. Sana inanamıyorum. İşte ya. Yani. Hı hı. Ne? Ha dur. Allah sen takılmaktan bahsediyorsun sen. Tabii bunun ismi böyle sabreden derviş Murad Dinermiş. Sabretti geldi böyle sahibinin parmağına kondu. Çok biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerine. Sen bayan nihayet. Sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsayamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarlarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5:45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Bir isteğin var mı abi? Var. Gidiyoruz buradan. En azından ben gidiyorum. Hiçbiriniz bana bağlı değilsiniz artık. Kendi başınızın çaresine bakma vakti. Artık uyku zamanı geldi. Haydi gidin de uyuyun. Çocuklar ve torunları sordular. Büyük anne, o minik balığa ne oldu? Anlatmadın. İhtiyar balık, onu da bırakalım yarın geceye. Dedi, şimdi uyku zamanıdır dedi. İyi geceler dedi. 11.999 balık iyi geceler deyip uyudular. Büyük anne de uyudu. Ama bir tane küçük kırmızı balık ne yaptıysa gözlerini uyku tutmadı. Sabaha kadar denizi düşündü. Durdu.